Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgahan. Sıfırdan MS serisinin yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz. Ve hatta bu bölüm 40. bölüm sanırım. Şu anda şampiyon seçimindeyiz. Bir tane ban yaptım. Karşı takım Leon'a banladı. Dur bakalım, iki ban daha yapacağız. Neleri neleri banlasak diye bir bakıyorum şöyle seçeneklere. Bizi çok kabız eden böyle pis pis şampiyon olarak neler banlayabilirim diye bakıyorum da. Gragas banlayabiliriz sanırım. Gragas çünkü biraz fazla rahatsız edici. Bu arada Altın 5 ligine çıkmıştık bir önceki bölüm. 39. bölümde şu anda Altın 5 0 puandayız. Ama eşleştiğimiz insanlar, yani Gümüş 1'deki o seri maçlarımızda eşleştiğimiz insanlar Altın 3 ve Platin 3 ligleri arasında serpiştirilmiş bir şekilde değişiyordu. Yani Matchmaking rating denen eşleştirme sistemindeki puanımız, eşleştirme sistemindeki yerimiz Altın 5'ten biraz daha yüksek. Böyle durumlarda şu anda mesela Altın 3 ve Platin 3 civarı insanlarla muhtemelen eşleştim yine, ama 100 puana geldiğimde Altın 5'te Altın 5'ten 4'e değil Altın 3'e yükseltmesini umuyorum. Öyle bekliyorum açıkçası. Hani bu matchmaking ratingimiz yüksek olduğunda öyle oluyor. Bir tane fazladan atlatıyor bizi. Öyle olmasını da bekliyorum. Zed mi banlasam? Va, banlayacak bir şey bulamadım ya. Banlayacak bir şey bulamadım. Katarina, Garagas, Zed banladım. Leona, Leblebi, Morgana banlanır. Ben de Ekko Kekko Ekko'dan orta zaman koridor aldım. gideceğim. Onun Güzel için kim oldu. aldığın önemli. Yazalım, orta koridor gidiyorum. Evet, şu an takıldı. Şey yapamıyorum. Hazır diyemiyorum. Seçmemi istemiyor sanırım oyun. Çözemedim valla. Şimdi şunlar. Tamam, kabiliyet sayfası olarak da bunu alacağım. Kabiliyet sayfasını merak eden arkadaşlarımız için. Bu arada bildiğin kitleyemiyorum, yani oyun ciddi ciddi kitlememe izin vermiyor. Heh, şimdi 2 saniye kala kitleyebildik sonunda. Garen, hadi bakalım. Garen biraz kabız bir char biliyorsunuz. Bu arada düzenekte birkaç değişiklik yaptım. Yaptığım değişikliklerden bir tanesi, oh, ağırmış. Yani şunu geri takarım muhtemelen de. Bu mikrofon ayağını kaldırmak oldu. Masalık, masada dur lan. Heh. Masada durmalı. Bunun standı var. Önceden masada durduğumdan rahatsız olup bunu almıştım. Mikrofon ayağını almıştım ama sanırım masada durması benim için daha hayırlı olacak. Çünkü mikrofon ayağına koyduğumda belki yine mikrofon ayağına koyarım ama benim biraz daha uzağımda tutarım veya bir şeyler yapmam gerekir. Hani çok yakın olduğunda ağzıma ses patlıyordu. Son bir 6-7 videoda sesler cızırdıyor, ara ara ses cızırdıyor. Bunun olmaması için mikrofonun biraz daha benden uzakta durması lazım ki şu an ses doğru ve düzgün bir şekilde sizlere geliyor olması lazım. Şu oyun şampiyon seçim müziği biraz fazla mı sesli, yoksa bana mı öyle geliyor? Birazcık kısacağım o yüzden. Aynı zamanda da ışığı benim böyle, evet şu an patladı bir anda. Benim tam kameranın arkasından bana doğru gelen bir ışık vardı. O ışığı şöyle koydum. Yani ışık bana böyle geliyor. Yüzümün bu tarafı parlak, bu tarafı birazcık. 1-2 bölüm boyunca, hatta belki yalnızca sıfırdan elmasanın bu bölümünde belki öyle olacak. Şu taraf biraz daha karanlık olacak. Oraya da yine buradan bir tane şu tarafa da bir ışık alıyorum. Siparişini verdim. Video çekmeye başlamadan önce siparişi verdim. Muhtemelen yarın gelir. Bugün ayın 9'u işte. Onun da gelirse onu da düzeneye dahil edip böyle artık çaprazlardan gelecek şekilde, gözümün önünden gelmeyecek şekilde ayarlayacağım. Çünkü gözümün önüne geldiğinde gözüm dehşet ağrıyor. Yani normal bir oyun oynarken bilgisayara bakmanın ağrıması değil, ekstra olarak bir ışık geldiğinde, ya şu karşıdan geldiğinde gözümün içine ağrı yapıyordu. Böyle çaprazlardan yaptığımda ya benim gözüm o ışıkla temas kurmayacak şekilde ayarlamış oldum. Rahatlatacak. Biraz daha beni rahatlatacak bir şey oldu.
Şen güzel bir seçim olur açıkçası. Takım çok iyi olur hani. Şu an Şen, Jarvan, Sivir, Thresh seçimler güzel seçimler. Maokai de güzel. Valla ama Shen ve Maokai'ymiş şu an benim içimden geçen Shen'di. Adam Shen oynamayı biliyorsa bayağı iş yapabilir çünkü. Evet, karşıma da beni şaşırtmayacak bir şekilde Diana seçimi yapacaklar sanırım. Hadi bakalım. Rünleri merak edenler şu şekilde gösterebilirim. Yetenek gücü fiziksel hasar, zırh, büyü direnci. Böyle bir rün sayfam var. Bunu halen doldurmadım açıkçası. Ekko aldım işte, şampiyon aldım 6300 IP'ye. Ondan dolayı şu an 1700 IP falan var. Kalmadı IP'im. Biriktikçe bir şeyler şey yaparım işte. Doldururum falandı filan. Bu arada benim suyum yok. Aşağıdan bir su mu alıp gelsem yüklenme ekranındayken? Dur bakayım. Bir saniye verin bana. Şuradan birkaç bir şey açık, onları kapatayım. Evet. Şöyle. Tamamdır. Bu arada şu an görüyorsunuz ki şuramda bir patlama var. Onu düzelteyim ben de hazır buradayken. Dur bakayım. Geçmiş. Şuradan kameraya giriyoruz. Kamera, 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 kamera. Dur bakayım. Hop. Düzelmiş olması lazım. Bir yenileyelim şunu. Evet, sanırım. Dur bakayım. Düzeldi mi? Düzeldi galiba. Benim gözüme bir bozulma çarpmadı. Şöyle yapsak. Aynen. Ya şimdi tabi asıl sıkıntı benim yüzüme şuraya ışık gelmemesi değil asıl sıkıntı. Bana buradan ışık geldiği için tam böyle ışığın çatırtlaması işte o ne oluyorsa fizik bilmem neleri tam o arkama da gölge düşüyor şu civarı tam o kolumun yanında bu bölgeye. Orada normal yeşil rengi değil de biraz daha koyu bir renk aldığı için o dalga biraz bozulabiliyor. Lan o ne oğlum? Niye ben Doran kılıcı aldım? Ha. Oyunun sesini kısacağım az bir şeycik. 30 yapacağım. Oyunun ses seviyesi hakkında yorumlarınızı bekliyorum ayrıca. Oyunun ses seviyesi benim şu anki ses seviyeme göre iyi mi kötü mü? Bunun hakkında bana yorum yaparsınız. Evet, chat'i şöyle alayım. Buyurunuz. Ne demiş? Bu adam Gold 5 yala. Ulan ben Gold 2 AQ. Benim 40 zafer 10 bozgunum var. Senin? Her saniyenin önemi var. Ben Gold 2'yim falan filan diye dalga şey yapıyor ya. Yani biz nereden geldik? Gümüş 4'te mi başladık? Aynen. Ve kaybetmeden devam ediyoruz. Haydi bakalım. EQ vereceğim. Zaman her yaranın ilacı değilmiş. Biraz etrafı dolanalım. Ses seviyesi hakkında dediğim gibi bir haber edersiniz yorumlardan. Totem bırakalım. İşler kendi kendine Bu düzelecek chat'i amacının dışında kullanmaya başladığında böyle aşağı alıyorum. Yine aşağı alacağım. Jarvan gidip maviden mi başlayacak gerçekten? Başladığım işi bitiririm. Sanmıyorum herhalde değil mi? Şuradan başlar. Çok saçma olur. Gel bakalım Diana kardeş. Bizim bir de saldırı gücü rünümüz olduğu için bu rünleri iyice Zaman bunun kullanabiliriz. yanında. Adama düz vuruşlarla Daha yaparım dürtmece yaparım. yaparak şöyle hop. Gördüğünüz gibi hem adamı yavaşlattık hem kendimizi hızlandırdık pasifimizle. Bu arada eğer Ekko'nun yeteneklerini bilmiyorum. Oha bir dakika. 60 pingim var lan. İlk kez çok uzun süredir ilk kez bu kadar düşük pinge sahibim ha. Ekko'nun pasifi
Üçüncü vuruşlar fazla hasar veriyor ve eğer bir şampiyonsa onu yavaşlatıp kendimizi hızlandırıyor bir o kadar. Eğer bir minyonsa sadece onu yavaşlatıyor, kendimizi hızlandırmıyor. Sorumluluktan nefret ediyor. Yani adamı takip etmek istiyorsak o üçüncü vuruşu yapmamız yeterli. Sonrasında adam yavaşlıyor, siz hızlanıyorsunuz falan filan derken keyif oluyor. Adam potlarının iki tanesini bastı. Üç tane matarası kaldı şu anda. Deli gibi pot almış olduğu için arkadaş, bu biraz rahatsız edici olabiliyor. Ama ben yalnızca bir tane pot kullandım. Evet, Jarvan güzel aktı. Jarvan akıyor. Şovunu yaptı. Damarıma bas. Geleceği biz belirleriz. Hadi. Ne oluyor abi? Lee Sin geldi diye böyle atar yaptı da yani hasar açısından ben daha karlı çıktım ve Lee Sin de orada dümdüz yürümekten başka bir şey yapamadı, bana uyar yani. Şimdi şöyle yapacağız. Sersemlettik. Güzel. Tutuşturu bırakmama bile gerek kalmadan skoru yazdık. Yaz dostum. Evet, Jarvan buraya geliyor. Neden buraya geliyor acaba? Minyonlara baskın atacak sanırım. Geri dönüyoruz abi. Şeyi denemedim hiç. Ben hep ilk eşya Luden'in feryadı alıyorum açıkçası ama bu sefer şunu deneyesim var ya. İlk eşya Lipbon. Ya da denemeyeceğim. E şimdi biraz mantıklı düşününce abi, ilk eşya Lipbon saçma. Sebebini söyleyeyim size. Hani Lipbon'un o verdiği pasif sizin yetenek gücünüze oranla ekstra hasar katıyor değil mi? Siz bir yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşunuza. Yetenek gücümüz daha lif puanından başka herhangi bir yetenek gücü eşyası olmadan düşük kalacak. Onun yerine belli bir seviye yetenek gücünü kastıktan sonra lif puan almak biraz daha mantıklı sanırım. Yani hiç alasım gelmiyor ilk eşya olarak lif puanı. Mantıklı gelmiyor bana. Gel bakalım. Koçu. Tek derdin yarının belirsizliği olsun. Bu adamın da bütün Q'larına kafa attım şu ana kadar fark ettiyseniz. Bu da beni kabuz ediyor. Ultimiz açıldı. Ben olsam kaçardım. Zaun'da biz böyle selam veririz. Oo. Savaşmaya devam etseler kesebilirdim bile ya. Güzel. Şu an Lee Sin burada muhtemelen. Şu çalıda. Totem bırakacağım. Aynen. Sabır mı? O da ne? Adam bildiğim beklemiş yani. Hadi bu sefer acıdım. Eğil. Sabır mı? O da ne diyor ya Ekko işte. Sabır. Lee Sin sabırlı. Ben bu ultiyi agresif kullanmakta çok başarısızım abi bu arada. Hani ben genelde defansif kullanacağım. Bir yere gireceğim, ultiyle geri kaçıp can dolduracağım. O şekilde şeyler yapacağım muhtemelen. Şansım hiç yarar gitmedi. Lee Sin geri geldi. Bu sefer keserim herhalde Lee Sin'i ama. Akıllı ol da vurmayayım. Abi Lee Sin'e düşük level diyordum. Jarvan da 4 level çıktı. Güzel.
Hasar yetti zaten löpürt diye. O pasif güçsüzleştiriliyor sanırım bu arada. Oh be, sıçra atmasaydı kesecektim. Ultinin hasarı da güzel girecekti adama bak. Geri dönüyorum ben ya. Aslında bir 500 altın daha lazım ama canımı doldurup bir şey almadan geri geleceğim. Lüden'in feryadı almak istiyorum ilk eşya. Maviyi verirse bana Jarvan güzel olur. Şöyle yapıyorum. Maviye işaret atalım. Yardım işareti atalım. Yukarıda ne oluyor abi? İkisi de iki hiç geri dönmemiş. 34 milyona 40 milyon eşit sayılırlar. Ama Geron'un ultisi büyü hasarı vuracağı için eksik can oranını kesebilir. Dikkat etmesi lazım. Şu maviyi verirse bana Jarvan mutlu olacağım. Düşündüm de yapabileceklerimin sınırı yok. Hadi gel artık. Kimseye borcum yok. 300 altın kaldı. Gereksiz büyük sopa almamıza. Shen bu arada ölümün kıyısından dönmüş sanırım. Gel bakalım. Öldü. Mü? 15 can. 15 canı kaldı. Hadi bakalım. Ya hasarım çok düşük şu anda. Eşya almadığım için sıkıntı yaşıyorum hasar konusunda ama şu anda şeyi bitirmiş bulunmaktayım. Bu arada E yeteneği kuleye de vurabiliyor şöyle. Bayağı bir ekstra hasar vurabiliyorsunuz. Şu dalgayı da temizleyeceğim, şu minyon dalgasını. Sonrasında geri. Gayet güzel. Çok şekil ya. Geri dönüş harbi çok havalı. Baksana abi. Onlara kalsa hep burada oturayım. Gel bakalım. Şu anda hasarımda dünya kadar bir artış var. Yetenek gücüm kaçtan kaça çıktı? Kaç? 75'ten 155'e çıktı. Yani iki katından daha fazla yetenek gücüne sahibim. Bir 10 saniye öncekinden. Lee Sin 0-2-0. Herhangi bir skoru yok. Başarılı baskını da yok anlaşılan. Gelin bakalım. Oo! Atarsa bir daha ulti ölürüm diyecektim ki attı. Yanlış oynadım. Ben çok yanlış oynadım ya. De onu kesti. Güzel. Tamamen orada ölmem benim hatam gençlik. Ben kötü oynadım. Hani orada muhtemelen ikisini birden belki kesebilecek potansiyele sahiptim. Yani Shen'in ultisi de varmış ama anlaşılan takip edememiş oyunu. Bir Shen ultisi orada çok şey değiştirebilirdi yani. Hem adam kule altında ölürdü Diana. Hem de ben ölmezdim. Bir skor aldık. Geron bir skor aldı. Onu keser ya. Keser. Kesebilmesi lazım. Yani Q atabilecek mi bilmiyorum ama. Neden EQ yapmayıp direkt olarak Q attı bilmiyorum. At Q'yu. At. Çok garip. Denemekten bahsetmiyorum. 90 milyondayım. Diana 50 milyonda. Yukarıya gitmiş bu arada Diana. O yüzden ben de kuleyi kıracağım. Şöyle bir dalga daha ittirelim. Gelin bakalım.
Şimdi aşağı baskına gidebileceğim bir durum var. Var. O adam geri dönmediyse alabilirim sanırım. Geri dönüyor gibi bir his var ya oluşun. Aa, totemlemişler bir de. Pembe ya. Ah, basamadım. Gel. Gel bakalım koçum, nereye gidiyorsun? Güzel. O tutuyorum. Sivir sivir sivir. Tut adamı lan. Ana. Ejder alın. Ejder de alabiliriz. Gir abi. Çok iyi. Thresh çok güzel tuttu ya. Mavileri çıktı bu arada. Mavilerini de almak istiyorum. Bana mı geliyorlar? Bilmiyorum bana mı geliyorlar ama geliyorlarsa da artık çok geç. 1500 para var. Şurada bir dalga 3 milyon daha alsam bir tane daha aşırı büyük sopa alacağım. Oo, dalga dibimde. Şu dalgayı da temizleyelim o zaman. Keyif. Beklerdin yarının belirsizliği olsun. Şiu. Anlamayacaklar bile. Ya Lee Sin, bir yürü git ya. Bir iki şeye bakıp geliyorum. Kabız herif bak, harekete bak. Boş oturacağım ama hata yaparım daha iyi. Bir de kırmızı alacağım artık şunu. Vakti geldi sanırım. Baskınlara falan gittiğimizde oranın totemsiz olduğundan emin olmak lazım. Mavi bizim çıkmış. Yarısından çoğu bitti benim mavinin. Diana ile bir birebir gireyim diyecektim de adam geri döndü ya. Kaçmak için son şansın. Tamamdır. Bizim mavi Jarvan alsın ya. Zaman her yaranın ilacı değilmiş. Bir dalga daha ittirelim burayı. Gel bakalım. Boom! Güle güle adamım. Ulti hayvan gibi vurdu ya. Çok zor gerçekten, agresif kullanması çok zor ultiyi. Ama kullanabildiniz mi? Ben genelde yapamıyorum yani ben bu tarz şeyleri. Geliyorum aşağı. Ama ultisinin bekleme süresi çok abartı bir yükseklikte değil. Ondan dolayı güzel bir hani bedava değil tabii ulti yeteneğimiz ama Zonya gibi kullanabilir. Bu arada Shen'den çok güzel bir ulti ama adam kuleye öldü ya. Güzel. Şöyle aşağıya kayalım abi. Sabır mı? Güzel bir şekilde. Pasifin yaptığı hasar gördünüz mü? Lee Sin'in yarı canını neredeyse pasif aldı benim. Şu arkadaş. Damarıma basma. Diana nerede skor aldı lan? Görmedim bile. Kimseye borcum yok. Yukarıda sanırım skor aldı. Yo, aşağıda. Ulti basmayayım dedim de bassaymış şimdi belki kaçabilirdim. Hani ulti basmadan geberdik.
Zonya çok güzel oluyor bu arada buna. Neden biliyor musunuz? Bak Zonya 2,5 saniye tutuyor. Adamların içlerine E ile atlıyoruz mesela. Kayıyoruz adamların içlerine. 5 kişinin içine atlıyoruz. 5 kişi bir anda sizin üzerinize odaklanıyor. Biz bunu keseriz içeri atladı za diye. Orada bir Zonya basıyorsun 2,5 saniye. 1,5 saniye daha adamları oyalayabilirse takım sizin ulti için arkadan takip eden gölge 5 kişinin içine girmiş oluyor. O şekilde de 5 kişiye dünyanın hasarını veriyorsunuz. O yüzden onu bir deneyelim, yapabilirsek çok acayip havalı oluyor açıkçası. Diana ne almış? 2-4 Lich puana gidiyor ama Lich puana yakın bile değil. Diana'ya ilk Lich puan hoş olmuyor abi. Ya ilk eşyalık Lich puanı ben hiçbir şekilde sevmiyorum ya. Açıkçası. Yani belki bir Ezreal'a. O da belki. Gelecek Zaun'da. Oh. Kuleye 200 küsür vurduk orada. Düz vuruşlarımız da gerçi 112 vuruyor ama. O E yeteneğiyle kuleye vurmak çok eğlenceli. Oo. Şimdi gençler. Gelin bakalım. Za. Ah, oha. Oha. Manyak. Adamların base'inde yedim gıyırın içsin. Çok fenaydı be. Neyse, o skoru da aldık. Devam edebilir bence Sivir orada hepsine. Lee Sin'in attığı sıçra iyiydi. Sihirbaz bahpuşlarımızı alalım. Ya Shen'in ulti atacağını düşünmedim açıkçası. Shen hep ultilerini başkasına atıyordu. Bana ilk kez ulti attığı için aklıma gelmedi Shen'in bana ulti atacağı. Orada ilk önce Zonya basabilirdim belki. İlk ulti atmak yerine. Ama yine de 2'ye 1 sanırım bir takas gerçekleşti ve artı bir kule aldık. İnhibitörü açarsa güzel olur. Bence hayatı pahasına açmayı denemeliydi. Geliyorum oraya. Gelmek üzereyim. Gelmek üzereyim. Evet. Ulti atamıyorum. Of abi, o nasıl bir sersemletme geliyor, bir şey geliyor. 3'te 5 penta. Yapma be bunu. Ayıp ya. Gerçi Lee Sin'i alamazdım herhalde. Adam Tenere'ye kaçtı. İnhibitörü açalım. Haydi bakalım. Keserim ki ben bunu. Diyecektim ki muhtemelen öleyim şu an. Yo değilim. Ooo trash. Kancayı taktı. Çek abi adamlara biraz da ama benim manam yok ya. Kaç mana oğlum? 100 mana istiyor şey. Yetenek. Öldü lan. Hiçbir şeye manam yok. Bak manyağı görüyor musun abi? Manyağı görüyor musun? Ulti atmaya geliyor. Manyak. Adam manyak. Bak. Psikopat ya. Harbici psikopat. Tipe bak. Şimdi Lich puana gidilebilir işte. Gel. Şu an 300 ekstra yetenek gücümüz var. Bir de Lich puanın yetenek gücüyle bol bol hasar vurabileceğiz Lich puan sayesinde. O ejderi bence Sivir bozar. Hani alır yani, o Lee Sin'i kesebilir. Çünkü seviye 12 bir Sivir'imiz var.
Oo, Sivir gaza geldi. Çılgın Sivir karşı takımı coşturuyor. Diana ne yapıyor ya? Diana da garibim. Aha, Ejder'in oturduğu yere bak. Niye buraya oturmuş lan Ejder? Aha, bug'da kalmış. Aa, gerisini siz tamamlayın. Canımı çok indirmek istemiyorum. Adamlara dalacağım. Sonuçta. Kaçıncı Ejder'de bu iki? Hadi bakalım. Yukarıyı ittirelim. Geliyorum abi yukarıya. Şen ittirmeye başlamış zaten. Onun yanına gidelim. Onunla birlikte yaralım yukarıyı. Ah! O ne lan? Bildiğim beleş spor oldu bana yol üstü. Keyif. Geleceğe dönme zamanı. Ulan şu Diana'nın attığı bütün Q'ları yedim ya. Aha, hiçbir şeyden kaçmayayım ben zaten. Her şeye kafa atayım ya. Evet, bence de. Aha. Oş, Geralt ulti atmaya geliyor. Abi ölecek mi lan? 108 43. Neden kaybettik diyorum şeyi. Takım savaşını. Sivir yokmuş lan. Aa, oyun bitti. Za GG. Güzel. Bu arada burada şimdi fark ettim. Şu an fark ettim. Lig gümüş 1 değil, altın 5. Buradaki şeyi düzenlemeyi unutmuşum. Şöyle geçelim ekrana. 27 puan geldi bu arada. Bir dakika, isterseniz şuraya geçelim de hazır siz de buradayken şurayı düzenlemiş olalım. Altın 5 puan. Puan kaç geldi? 27 puan geldi abi. Puan 27. Evet. Bir saniye. Heh, buyurun. Buradan da aynı şekilde puan durumunu şey yapayım. Hop. 27 puan. Keyif. Evet. 11, 4, 6. S vermiş. S artı vermemiş. 22.000 hasarmışız. Bizden sonra en çok Sivir 14.000 vurmuş. Aynı şekilde Garen ve Lucian da 14'er bin vurmuşlar. Keyifli, eğlenceli bir oyunun sonuna geldik. 37 zafer, 11 bozgunla devam ediyoruz. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda her türlü yorumunuzu aşağıda yorum bölümüne bekliyorum. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.